Aha, vereceğiz. Kimlik kağıdı alalım. Ruhsat araba da. Evet, yani ruhsat da gerekli. Abi, ben işte burada yapmam gerekli. Tırda mı? Tırda İstanbul'da. Efendim? Ruhsat tırda. Vatandaş, sizin yolunuzla nöbetçi noterliği bizden önce neredeyse öğrenmiş vaziyette. Ve sabah saat 8'de noterliğin önünde bekleyen vatandaşlar vardı. Mesai hafta sonu nöbetçi mesai saati 9'da başlamasına rağmen 8'de bekliyorlardı. Bu bir. Öğlen ve öğleden sonrasında iyi bir yoğunluk vardı. İlk noterlik, birinci noterlik olarak ve ilk nöbete biz başladığımız için çok küçük sıkıntılar var. Onlar da şöyle ki, kurumlar arası entegre tam olarak yapılabildiği takdirde bu ufak sıkıntıların da giderileceğini sanıyorum. Bu sıkıntılar neler diye sorarsanız, Osmaniye'de şoförler ve otomobilciler odasının tam olarak hazır olmayıp bugün kapalı olması sebebiyle plaka değişikliği noktasında vatandaş biraz sıkıntı yaşıyor. Bu da ileride düzelecek zannediyorum. Bir de bankaların şu anda daha havale ve EFT noktalarında sistemlerini açmadığı ve vatandaşın da nakit parayla gelemeyeceği için o sistemlerin de açıldığı takdirde bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Türkiye Noterler Birliği'nin sistemi yerinde bir sistemdir. Hiçbir sıkıntıya mahal vermeyecek bir sistemdir. Sadece kurumlar arası entegrenin tam olarak sağlanabildiği takdirde bu ufak çaplı sıkıntıların da giderileceğini sanıyorum. Vatandaş memnun. Biz de memnunuz. Vatandaşa hizmet ettiğimiz için. Abi hafta içi gelemeyenler hafta sonu gelip işini alabilecek. Memurlar var çıkamıyor. Yani. Uzak yola gittiğimizi buna vesile olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelen, yani şehir dışından gelen arkadaşlar için bir devir problemi var idi. Artı işte memur vesaire arkadaşlar izin alıp gelemiyorlardı. Bunlardan dolayı da nöbetçi noterin olmuş olması bizim işlerimizin önünü açacağına inanıyorum. Yani iyi olduğunu düşünüyorum. Esnaflar için gerçekten iyi oldu. Bu konuda da yardım geçen, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yapmasın mı? Çok şey yapmıyor. Biraz ayı.